Günaydın arkadaşlar. Neredeyiz? Bolu'dayız. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Çay molası verdim. Sabah 9 ve biz Anıtkabir'e yetişmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1 saat falan sonra tahmin ediyorum ben Anıtkabir'de olurum. Güzel videolar olacak. Anıtkabir'i ayrı bir video olarak çekeceğim. Bunun içerisinde de sadece gezi olarak Anıtkabir'i görebilirsiniz ama detaylı sayılarla Anıtkabir'i anlattığım bir video olacak. O videoyu da izlemenizi çok isterim. Kanalı takip edenler için söylüyorum, etmeyenler biraz bulmakta videoyu güçlük çekebilir. Çünkü çok fazla sayıda zaten Anıtkabir videosu var ama bunu biraz farklı yapacağım. Hadi bakalım, bizim yolumuz bayağı uzun. Ankara'ya doğru gideceğiz. Bir 10-15 dakikalık çay kahveye ihtiyaç molası verdim. Bir de Bolu'da şu temiz havayı bir içimize çekelim istedik. O yüzden burada durduk. Cebimde biletim, ben kendi gezenim. Yollara çıkınca rotamı çizerim. Bazen hiç olmaz konaklayacak yer. Kendi gezen sen, yollar devam eder. Belki de seyahatin tam ortasındayım. Evet, Ankara'ya ulaştık biz. Yalnız şeyi de göstermek istiyorum. Yol üzerinde ben şimdi Anıtkabir'e giderken Anka Park'ı gördüm. Anka Park burası arkadaşlar. Şu anda kullanılmıyor burası. Böyle bir yer. Atıl durumda kalmış bir yer burası. Yalnız Büyükşehir Belediyesi de burayı hala devralamadığı için tabelalara hala devralamadık diye yazmış. Şu anda burası böyle atıl durumda kalmış bir yer. Ya pek rağbet görmedi burası. İşletmesi falan da olmadı. Bir nevi para boşa gitti diyebiliriz aslına bakarsanız. Neyse, biz Anıtkabir'e doğru devam edelim. Anıtkabir'deyim ben. Anıtkabir'e geldim. Anıtkabir'den çıktık. Yürüyoruz. Hani şu televizyonlarda Anadolu Ajansı, Anadolu Ajansı diyor ya, hep görüyorsunuz ya. İşte onun binasını göstereyim size. Evet, bu görmüş olduğunuz bina Anadolu Ajansı'nın binası. Bu yoldan da Kızılay'a doğru gidiyoruz. Şimdi biz Kızılay'a gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Biraz Kızılay'ı göstereyim size.
buralar daha çok öğrencilerin takıldığı yerler arkadaşlar. Kitap evleri, kafeler, ucuz yemek yerlerinin olduğu bir cadde. Kızılay'ın paralel caddesi. Evet, buradan da bu kadar diyelim. Merhaba arkadaşlar, Cebeci Askeri Şehitliği'ndeyiz. Sabiha Gökçen'in mezarı burada. Kazım Karabekir gibi tarihe mal olmuş birçok kişi bu şehitlikte. Burası Cebeci Askeri Şehitlik. Şimdi onların şehitliklerini, mezarlarını ziyaret edeceğiz ve dua okuyacağız. Efendim merhaba, biz şimdi Ankara Kalesi'nin içine geldik. Burası Ankara Kalesi, Ankara Kalesi'nin de içindeyiz. Şimdi burada böyle evler falan var. Kalenin duvarlarını da göstereceğim size. Arabayla girdik, arabayla girilebiliyormuş içeriye. Efendim buradaki evler restore edilmiş. Kalenin içerisine giriyorsunuz bir kapıdan. Kale ta dip tarafa doğru devam ediyor bu yoldan. Yol boyunca bu şekilde restore edilen, hala edilmeye de devam eden evler göreceksiniz. Biz yol boyu ilerliyoruz. Bakın şu kalenin bayrak direğinin olduğu yer. Oraya doğru bu yol devam ediyormuş. Efendim şimdi kale şu yukarıda bayrak dalgalanıyor. Görüyorsunuz kale orası. Biz buraya geldik. Şöyle manzarayı da göstereyim. Buradan Ankara'yı bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Evet, şu an kale içi yenileniyor arkadaşlar. Ama siz de gelip burayı görürseniz bu yenileme çalışmalarını görebilirsiniz. Evler falan böyle eski yıkılmak üzere olan evler yenileniyor, bu şekilde alıyor. Evet, biz şimdi buradan Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne devam edeceğiz. Efendim şimdi kaleden çıktıktan sonra
Arabanızı orada bir yere park edin. Şöyle bir aşağı doğru yürüdüğünüzde Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin olduğunu göreceksiniz. Ve bu caddeden giderken sağlı sollu Ankara'ya özel böyle dükkanların da olduğunu göreceksiniz. Burası kalenin birinci etabı, yani biten tarafı. Orası da bittiğinde işte bu şekilde olacak. Burası tamamlandığı hali. Şu an onu görüyorsunuz. Dükkanlar, şoplar. Evet, böyle binalar var.
Anadolu Medeniyet'ten bizesini size göstermeye çalıştım ama gelip burada görürseniz sizin için daha güzel olur. Çünkü kulaklıkla dinlenen yerler var. O aletten alırsanız hangi dönemlerde neler olmuş, nasıl olmuş, bunlar nasıl çıkartılmış bunları anlatıyorlar. Bir hikayesi var hepsinin tabii ki de. Daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi biz buradan Ulucanlar Müzesi'ne gideceğiz. Ulucanlar Cezaevi'ne. Evet, devam edelim gezimize. Şimdi efendim, burada biz şöyle bulunduğumuz yerde bir kahve içmek istedik. Bu kahveler fincanda pişiyor. Fincanda piştiği için de sıcak. Buradan tutmuyoruz, şuradan tutuyoruz ve şöyle görmüş olduğunuz gibi damla sakızımız da var suyun içerisinde. Bunu ağzınıza atıyorsunuz, ıslıyorsunuz ve ilk yudumu bundan çok yavaş olarak içiyoruz. Kahve gerçekten lezzetli ve değişikmiş, tadı da değişik. Özellikle o damla sakızla birlikte yiyince daha da bir değişik oluyor. Dediğim gibi fincanda ısıtıldığı yapıldığı için ilk içiş biraz sıcak oluyor. Dikkat etmenizde fayda var ama geldiyseniz buralara, burada mutlaka kahve için. Şimdi Ulucanlar Cezaevi'ne geldik. Cezaevi arka tarafta. Arabayı park ettim. Biliyorsunuz burada deniz gezmiş ve o dönemde bir sürü insan asılmıştı. 1980'lerin ihtilalinde de bir sürü yatan olmuştu. Leyla Zana falan da burada yatmıştı. 2010'da falan kapandı burası. 2010'a kadar aktifti. Şimdi Ulucanlar Cezaevi'ni göreceğiz. Müze durumunda. Giriş müze kartla değil, ücretli giriş var. Onu bilin. Geldiğiniz zaman hani sonradan şaşırmayın. Parayla gezebiliyorsunuz burayı. Bülent Ecevit burada yatmış. 1982 sabahı.
zindanların arka tarafında. Yılmaz Güney.
İşte Deniz Gezmiş'in idam edildiği yer. Arkadaşlar, Ulucanlar Cezaevi, Ulus Kent Merkezi'nin, tarihi kent merkezinin kıyısında ve Ankara Kalesi'nde hemen altında yer alıyor. Burada dönem içerisinde tabii çok siyasal mahkum yatmış. Birçok ünlü isim var bildiğimiz ve infazlar da burada gerçekleşmiş. Tabii şu anda faal değil, şu anda müze olarak geziyorsunuz ama tabii o dönemde yaşanılan olayları burada canlandırdıkları infaz, işte biraz önce gösterdiğim yer olsun, mahkumların tecrit odaları olsun, zindanlar olsun, buralarda bunları şu anda görebiliyorsunuz. Zaman zaman film ekipleri de geliyor buraya film çekmeye tabii ki, ama yani herkesin o dönemi en azından hatırlamak amacıyla burayı ziyaret etmesi gerçekten farklı duygulara götürüyor insanı. Evet, Ulucanlar Cezaevi'ne bu kadar diyelim ve şimdi Kurtuluş Savaşı Müzesi ilk meclis, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yola devam edelim. Evet arkadaşlar, arıyoruz Atatürk Orman Çiftliği'ni. Biraz önce gittiğimiz yer değilmiş. Burası, şu aşağıda çok ufak bir yer var, park. Kapatıldı dediler. Bir yer yok Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili. Bakıyorum yani şimdi. Ne yaptık ettik. Biz Atatürk evini bulduk Atatürk Orman Çiftliği'nde. Şimdi oraya gidiyoruz. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Atatürk evine gidiyoruz. Thank you.
Evet, şimdi Kurtuluş Savaşı Müzesi'ndeyiz. Buraya geldik. Burası 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında bulunuyor. Kurtuluş Savaşı Müzesi. Müzeye buradan gireceğiz. Ulus Meydanı burası. Anıtkabir'e de yakın, yaklaşık 10 dakika mesafesi var. Şimdi müzeye doğru içeriye girelim. Şimdi arkadaşlar burada İstiklal Marşı'nın falan seçildiği zaman bu mecliste seçiliyor. 1. meclis. Bunun hemen altında 2. meclis var. Oradaki balkondan da Cumhuriyet halka ilan ediliyor. Şimdi biz hemen bunun 1. meclisin hemen altındaki meclise gideceğiz. 2. meclise gideceğiz. Arkadaşlar burası 2. meclis ve Cumhuriyet bu balkondan ilan edildi. İşte şu görmüş olduğunuz balkondan ilan edildi.
Arkadaşlar Ankara'ya geldiğinizde birçok yer var eskiye dair, Cumhuriyet'in inanına dair. Kurtuluş Savaşı Müzesi olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi olsun, Anıtkabir olsun. Buraları ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Evet, şimdi Atatürk Orman Çiftliği'nin müzesine geldik. Pazartesi, salı burası kapalı. Müzeyle parkın olduğu yer ayrı, zaten parkı gösterdim. Parkta bir şey kalmamış, parkadan da bir şey kalmamış. Ama buraya kadar gelmişken Atatürk Orman Çiftliği'nin müzesini görelim. Burada şurası bal dolum tesisi, bal ünitesi. Şimdi biz müzeye giriyoruz. Müze ve sergi salonu burada. Merhabalar, hoş bulduk. Bozumalı şenlikler, serörün müsaadeti, sergi ve müsabakası neticesinde Atatürk Orman Çiftliği firmasının Kırmızı Ankara Kalite 1955 şarabı 1. derece layık görüldü, altın yıldız belgesi aldı. Evet, şimdi burası Atatürk Orman Çiftliği. Esas çiftlik zaten buradaymış ve burası bir ahır, görmüş olduğunuz gibi. Şu anda burası müze çevrilmiş durumda. Burada arkadaşlar hayvancılık falan burada yapılıyormuş. Yani işte şarapları falan çok ünlüymüş, zaten çektiğim videoda izlediniz. Hatta 1955 senesinde falan bile ödün almışlar. Atatürk Orman Çiftliği'nin şarapları hakikaten çok ünlüymüş ve birçok da madalyalar kazanmışlar. Ama şu anda bunların hiçbirisi burada yapılmıyor. Sadece bal üretim tesisi var. O yapılıyor. Umarız ilerleyen yıllarda bizim çocuklarımız, bizim yaşlarımıza gelince tekrar buraların faal olduğunu görürler. Evet, biz şimdi Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin satıldığı mağazanın oraya gidiyoruz. Oraya doğru giderken de burada Gazi Park var. Burası son dönemde yapılmış bir park. Mansur Yavaş tarafından yapılmış. Güzel bir park. Parkın hemen altında bulunuyor.
Biraz önce gittiğimiz yerle burası arasında yaklaşık 6 dakikalık falan bir mesafe var. O gittiğimiz yer müzenin olduğu yerdi. Bal üretim tesisi orada. Şimdi bu gideceğimiz yerde Gazi Park'ın hemen yanında oluyor. Orada da Atatürk Orman Çiftliği'nin ürünleri satılıyor. Buraya kadar gelmişken orijinal yerinden de birkaç parça bir şeyler alalım dedik. O yüzden şimdi hem Gazi Park'a geldik. Buradan da geçerekten oraya gidiyoruz. Arabamızı da Gazi Park'ın içerisine bıraktık. Gazi Park'ta ücretsiz olarak aracınızı park edebiliyorsunuz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinden de aldık. Buraya kadar gelmişken dediğim gibi bir şeyler almadan gitmek olmazdı. Sadece Atatürk Orman Çiftliği ürünlerini aldım. Şimdi devam edelim yolumuza. Şimdi Gazi Parkı'nın içerisinde Ankara'yı terk etmeden son bir kahve keyfi yapalım dedik. Burada güzel aktiviteler de varmış. Bak şöyle göstereyim. Plaj voleybolu falan var. İçinde gerçekten kum bir saha var. Ondan sonra böyle basketbol sahaları var. Ve çok da güzel yapılmış ya. Bak basket sahası falan var. Bu tarafta da var. Burada 1, 2, 3 pota burada var. 2 tane karşılıklı pota orada var. Arkasında bir tenis kortu var ama şuna bayıldım ya. Bu süper bir düşünce. Gerçek plaj voleybolu. Bunu ben ilk defa bir parkta görüyorum arkadaşlar. Yani bizim İstanbul'da falan Göztepe Parkı var ama bunu ben ilk defa gördüm. Helal olsun. Yani gerçek plaj voleybolu sahası yapılmış. Şaşırdım. Evet arkadaşlar. Bu Ankara gezimizden de bu kadar diyelim. Ankara çok güzel. Benim üniversitemin olduğu yer Ankara. Gazi Üniversitesi mezunuyum. O yüzden Ankara'yı ayrı bir seviyorum. Yıllar sonra tekrar Ankara'ya kavuştuk, gezdik, çocuklarımıza gösterdik. Mutluyuz, gururluyuz Ankara'yı tekrar gördüğümüz için. Ve atamızın huzuruna tekrardan çıkıp ona dua ettiğimiz için. Ankara böyle bir gezi oldu biz için. Umarım sizler de gelirseniz keyifli anlar yaşarsınız.